bilimsel olarak bütün illerimizde, şubelerimizde bir basın toplantısıyla gündeme ilişkin sorunları sizlerle paylaşmak istiyoruz. Eğitimsel yıllardır demokratik, laik, parasız ve ana dilinde eğitim hakkı için mücadele etmiş ve bu uğurda da kapatma ile karşı karşıya kalmış, üyelerine çeşitli baskılar uygulanmıştır. Bu baskıların bir tanesi de dün akşam saatlerinde gerçekleşmiş, Diyarbakır'ın Bağlar semtinde halkın ana dilinde eğitim yapmak üzere kendi olanaklarıyla açtığı okul mühürlenerek kapatılmak istenmiştir. Buna engel olmak isteyen halka gaz bombaları ve tazikli suyla müdahale edilmiş, aralarında üyelerimizin de bulunduğu 171 kişi gözaltına alınmıştır. Türkiye Cumhuriyeti AİHM tarafından Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin eğitim hakkını ihlal ettiği gerekçesiyle cezalandırılmışken, polislerin aynı gün akşam saatlerinde ana dilinde eğitim hakkı için demokratik şekilde mücadele edenlere müdahale edilmesi, insan hakları tablosunun geldiği korkunç noktayı göstermektedir. Bugüne kadar ana dilinde demokratik, laik, bilimsel ve kamusal eğitim anlayışı mücadelesiyle kendisini var eden sendikamız, her yerde baskılara ve yıldırma politikalarına karşı demokrasiden yana taraf olmuştur. Eğitimsen üyeleri halkların temel taleplerinin karşılanması için verilen bütün mücadelelerin yanında olmaya devam edecektir. Dün akşam Bağlar ilçesinde aralarında sendikamızın üyelerinin de bulunduğu onlarca kişiye uygulanan polis şiddeti ve gözaltılar hiçbir şekilde kabul edilemez. Bir an önce saldırılara son verilmeli, gözaltına alınanlar serbest bırakılmalıdır. Ana dilinde eğitim hakkı için tüm yetkililer adım atmalı. Laik, demokratik, kamusal ve ana dilinde eğitimin altyapısı bir an önce oluşturulmalıdır. Katılımınız için